Arkadaşlar merhaba, ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ayın 6'sı, Mayıs ayındayız. Saat 8'e 20 var. Kalktık, ilk kahvemizi içtik. Arkadaşlar köy hayatı. Bugün biraz serin, yağmur çok hafif atıştırıyor. Bakın arabanın üstü biraz yaş. Kalktık, ilk kahvemizi içtik. Biraz evvel söylediğim gibi. Babam şu anda köpeklerin yemlerini veriyor. Göbeklerin yemleri verdikten sonra arka tarafta tavuklarımız var. Onların yemeklerini, yani yiyeceklerini, Türkçe ne deniyor? Hani o gün döndü diyorduk, öyle ona benzer şeyler atıyoruz. Onları yiyorlar. Ufak civcivlerimiz var. Onlar gene özel bir yerde duruyor, tavuklar saldırmasın diye. Bir müddet onlardan ayrı kalmaları lazımmış, öyleymiş. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Size şöyle göstereyim. Arka tarafta tavukların yerleri var, çeşit türlü. Ve tavukların burada böyle bahçede gezme imkanı var. Orada kapıları falan açıyoruz ve sağa sol geziyorlar. Suları var, ağaçlar, çeşit türlü ağaçlar var, dut ağacı var. Ne bileyim, incir ağacı var, erik ağacı var, portakal ağacı var, var işte çeşit türlü var, dikmişler sağ olsun annem babam. Onlar şimdi bundan sonra yavaş yavaş tabi büyümeye başlayacak. Ondan sonra burada arkada mangal yapmak için, keyif yapmak için yerimiz var. Şöyle göstereyim. Buraları da şimdi 1-2 aya kadar güllerle kapanır. Burada mangal yapma imkanımız var. Arka tarafta o küçük ev gibi gözüken su deposu. Pompalayıp içeri su veriyor. Burada kendi bahçemiz var. Biber ekmek için, fasulye ekmek için artık ne isteniyorsa, ne ihtiyaç varsa. Ona göre çeşmeler yaptırmış. Arka tarafta bir pompa daha var. Oradan da yerden su çekiyoruz. Bu çeşmelere veriyoruz. Bakın birkaç tane yaptırmış babam. Ondan sonra efendime söyleyeyim, burada bir çeşme var, orada bir çeşme var. Evin girişi. Evin etrafında kaç taneydi ya? 9 tane mi 12 tane mi ne kameralar var. Kamera orada var, bir girişte var bir kamera. Evin etrafında kameralar var. Köy yerinde maalesef icap ediyor. Çünkü köye her insan girdiği için maalesef 2 kere de eve girmek istemişler babamlar Avrupa'dayken. Ama maalesef girememişler. Burası evin arkası. Yani sol tarafı. Burada da incir ağaçları falan var. Evin arkasında kalefer dairesi var. Kazan falan var. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra bu tarafta yine dışarıda bir tuvalet, lavabo, çocukların oyuncaklarını koymak için yerler falan var. Burada da bir şeyler ekmek için biraz daha yer var. Böyle arkadaşlar, köy hayatı böyle. Size bunu kısadan bir göstermek istedim. Sıla yolu videosunu yükledim. Dün çok yorumlar geldi. Teşekkür ederim. Bir arkadaşımız yazdı, hangi saatte çıktın. Çarşamba günü 8 gibi yola çıktım, otobana çıktım. Perşembe günü saat 2.30-3 gibi köye geldim. Sırbistan'da bir saat yattım. Kilometre olarak aşağı yukarı 2500 kilometre yaptım. Onu tam bakmadım ama aşağı yukarı 2500 kilometre olacak. Çanakkale tarafından geldim, gemiyle geldim. Gemiyi, vapuru bir buçuk saat kadar beklemek zorunda kaldım. Hudutlarda biraz zaman kaybettim, az biraz. Ama yoksa güzel geldim, dinlene geldim. Hızlı gelmedim, biliyorsunuz video çeke geldim. Yavaş geldim. Bu konu üzerinde bir video daha yapacağım detaylı, İsviçre'ye dönünce. Allah nasip kısmet ederse cumartesi günü sabah geri dönmeyi düşünüyorum. Güzergah sanırım
aynı olabilir bilmiyorum. Belki Slovenya üzerinden gidebilirim. Daha şey değilim yani, %100 nereden gideceğimi bilmiyorum. Evet, bu arada babam tavukları da, tavukların yemlerini de hazırlamış. İsterseniz biraz da tavukların oraya gidelim. Kendisi de çağırıyor beni. Babam sağ olsun kendisi 85 yaşındadır. Her gün bu işini yapar. Böyle çalıştığı için biraz da kendisi dinç, Allah'a şükür. Kapıyı kapatalım. Evet, burada çeşitli türlü ağaçlar var, bakın. Hafif hafif yağmur atıştırıyor. Tavukun yemleri. Yakışıklı babam da burada. Kalktınız mı? Açmıyor mu? Açmıyor mu? Burada civcivler var annesiyle. Bunlar özel yerde, öbür tavuklar saldırmasın diye. Ona da özel yemeklerini veriyoruz. Evvelsi gün bir çıkardık civcivleri tavukların yanına. Maalesef tavuklar saldırdı. Yine özel yere koyduk onları. Civcivler azıcık daha büyüsün, ondan sonra bir daha deneyecekler. Daha maalesef küçükler. Babam orada öbür tavuklara veriyormuş. Arkadaşlar, bu tavukları yemek için filan değil, asla ve asla annem kestirtmez kendi hayvanlarını. Birisi yaş üzerinden verilmesi icap ederse başkalarına veriyorlar. Yani annem asla ve asla kendi hayvanlarından yemez. Tavukların sadece yumurtalarını kullanıyorlar. Ve tavuklar o kadar babama alışmış ki, yani gidip babamla oynuyorlar. Ayağını ayağından böyle vuruyor, bana yemek ver diyor. Onun için tabii bu hayvanlar nasıl kesip de yiyeceksin ki? Şimdi yemlerini verdikten sonra dışarı salar. Ve dışarıda gene bir özel yemleri var. Dışarıda biraz meşgul olsunlar. Biliyorsunuz dışarıda gezen tavukların yumurtası da daha lezzetli, kaliteli olur. Ve tavukların görünüşünden de belli olur zaten. Maalesef Avrupa'da tavuklara çok antibiyotika veriliyor. Onun için etleri de ona göre kokuyor desem yeri var yani. Evet, dışarıdaki yemlerini atıyor babam. Bakın orada solda da bir kamera var. Efendime söyleyeyim, orada yukarılarda da kameralar var ama buradan gözükmüyor şimdi. Babam her yere kamera taktırmış. Her şey kontrol altında olması lazım. Evet. Şimdi hücum. Buradan gidiyor. Hücum. Hadi lan. Hepsi çıktı mı? Hepsi çıktı. Tamam mı? Güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederim video için. Arkadaşlar, babama da teşekkür edelim. Videomuza katıldı bu sabah.
kısa bir çekim yaptık. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Çok sevinirim, gurur duyarım. Hepinize buradan hayırlı günler, çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Murat.